Herkese tekrardan selam. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ben Ecay. Hemen abone olabilirsiniz. Ben bu videoyu arkadaşlar tam 2 sene önce çektim ve şu an gerçekten duygulandım. Yani o zaman da yani bu okul alışverişi benim YouTube kanalımda bir klasik artık. Her sene çekiyorum zaten. O yüzden çok mutluyum. Bu durumda biraz beni duygulandırdı. Carrefour'a bu arada çok güzel ürünler geliyor. Yani diğer marketlere kıyasla bayağı fazla ürün geliyor. Yani bu video çok güzel olacak. Instagram hesabım burada. Oradan takip etmeyi unutmayın. O zaman hemen videoya geçelim. Şuraya bakar mısınız? Komple kırtasiye. Buradan var ya 1,5 saatlik video çıkar, ciddi söylüyorum. Emir biraz yukarı çıksana, boyum şey çıkıyor. O zaman hemen kırtasiye alışverişine geçelim. Bu arada kameraman Emir. Selam ver. Niye dinliyor? Aşkım benim. Evet, ilk önce kalem reyonuyla başlamak istedim. Bu arada şoka da gittim bundan önce. Eğer o videoyu izlemediyseniz hemen onu izleyebilirsiniz. Fiyat karşılaştırması yapabilirim. İkili editing kalem 100 TL diyor. Yani yanlış hatırlamıyorsam şok da daha uygundu. Siz yine bir kontrol edebilirsiniz. Orada 101 ve 1000 videoları da gelecek. Onları çekmek için de sabırsızlanıyorum. Bu şekilde set de 170 TL. Yani editing'in kalitesi gerçekten çok güzel. Yani ben kullandım. Bakın yeşili falan kullandım. Yeşili de çok seviyorum. Adem'in ki daha uygun yani. 40 TL'ymiş ikilisi de. Böyle farklı markalar var. En sevdiğim bölüme geldim yani şu. Şunlar süper ya, bakar mısınız? Bu arada bu RAM mark mı? Metalik sinir fosforlu kalem. Bunu kullanmamıştım. 80 TL fiyatı. Bende şey var. Faber-Castell'in fosforlu kalemi var. Bunları daha önce kullanmadım ama kullananlar varsa yorumlara yazabilir. Bize bir önerilerinizi almış oluruz. Ben pastel tonları çok daha seviyorum. Çok hoşuma gidiyorlar. Bakın mesela bu şekilde seti de var. Bu 170 lira. Bu da mesela 180 TL. Şu pasteli her şeye tercih ederim yani. Burada da minik yazı tahtaları var. Mesela bunlar bir formül yazıp silebilirsiniz falan aklınıza kalması için. Yani bunu herkes kullanabilir. Yapılacaklar listesi, alınacaklar listesi. Çok hoş bir şey yani. Hatta bu Bic'in ki bende vardı. Sonra yine dingin. Bu şekilde ikili seti var. Bu 110 lira. Yine Şok'ta daha ucuz diyebiliyorum. Hatırladıkça söylerim ben böyle. Ay, Faber-Castell'in bir yıllar klasiği yani bu kalem. Highlighter 100 TL. Ay, duygulandım ya. Eski fiyatlar neydi? Ve şimdikiler ne? Şaka mısın? Şaka mısın? Şoklardayım. Aa, mesela bunlar benim kalemlerim. Güncel olarak bakın. Bunların ikisinin birleşimi yani böyle bir set var benim elimde. 8'li mi 10'lu mu öyle bir şey. Ve çok güzeller. Bakın inanılmaz yani. Çok iyiler. Şu an güncel olarak bunları kullanıyorum. Hem böyle yer kaplamıyorlar. Kalem boyutundalar ve hoşlar. Dörtlü 110 TL. Pastel bu arada daha fazla pahalı. Yani 10 lira gibi bir fark var aralarında. Ne ona göre. Yani almak istiyorsanız bunlara gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Uçları böyle yumuşak. Ay, mini setler var. 180 lira. Bu şekilde edingin. Sonra böyle bir set var. Bu da 180 lira. Yine tekli ve ikili alıma göre daha uyguna geliyor setler. Rotting'in bu şekilde, aa, ilk defa gördüm. 120 TL'ymiş ama bunlar ince uçlu sanırım. Yani şey, Rotting'in kalitesini biliyorum uçlu kalemlerinden. Ama tükenmez olarak deneyimleyemedim. Yine deneyimleyen varsa yorumlar kısmında belirtebilir. Ve burada daksiller var. Yani daksiller arkadaşlar bence sayfa kağıdına göre çok beyaz kalıyor. Abi fiyatlar çok şaşırtıcı değil mi? Bilmiyorum, sadece bana mı öyle oluyor ama. Hani şey 75 lira. Geçen sene yani bunun yarı yarıya. Tabii her şey iki katına çıktı. Neyse. Böyle bir göstereyim. Adel'in var mesela siyah seti. Faber-Castell'in 170 lira. Kaçlı bunlar? 10'lu. Aynen 10 tanesi 170 lira. Bayağı uzun gidiyorlar. Bunlar bende var. Şok videosunda söylemiştim. Burada da 70 liraymış. İsteyenler fiyat karşılaştırması yapabilir bunlarla. Pensa'nınkiler var altta. Bunlar 80 lira. Bunlar geçen sene çok daha uygunaydı. Valla 2 sene öncesiydi sanırım. Ben bunları 20 liraya falan almıştım. Aha. Şimdi benim favori olarak ikinci yerimdeyim. Post-it'ler. Bayılıyorum. Bakın Noki'nin bu şekilde 18 TL'ymiş. Ben bu arada post-it'ler için 101 bin falan da gideceğim dediğim gibi. Orada da vloglayacağım. Onlara da bir bakarız. Bunlar 20 TL'ymiş düz sarı. Bunlar Noki markasının. Sonra mesela bu var. Bu biraz daha uygun. 10 lira. Big Point diye bir marka. Hem bunlar parot. Mesela bu 101'e gelen bir markaydı. 10 TL. Bunlar 3.95 falan da böyle bir geçen sene olması lazım.
Kalpli olanlar var. Yani çok seviyorum ben posetleri ya. Bu kavanoz mu mantar? Ne mantar ya? Kavanoz mu herhalde? Kavanoz da be. Kavanoz değil mi? Aynen. Emir de burada. Burada da esnek defterler var. Aynen. Sende var değil mi sarı olanı? Aynen var. Esnek çantada kırılmıyor. Çok daha mantıklı aynen bence. Değil mi? Aa, çöp kovalarına bakar mısın? Çok tatlılar. Bayıldım şu an, 35 TL'ymiş. Çok tatlı bunlar ya. Beyaz da var. Beyaz niye şeyli yok ya? Pandalı yok. Panda değil mi bu? Panda. Evet. Pandalı olsa beyaz alacaktım ya. Pandalı niye yok? Neyse, görürsem şey yaparım. Aa bakın, mesela bu 12 liraymış. Bir şey diyeyim, bunun fiyatı bayağı iyi bu arada. İçinde sonuçta şöyle bayağı var. Bunlar kitapların arasına koymak için çok iyi oluyor. Okuma kitabını. Bakın ne buldum. Çok güzel değil mi? Şuna bakın. 70 TL'ye haftalık bir planlayıcı da buldum. Bu da çok hoş duruyor. Burada silikonlar var. 170 TL. Ayşe 160 TL. Fiyatları karıştırdım. Bakın burada da 65 TL bu şekilde Nokia'nın bantları var. Bizde de var bundan. Güzel yani gerçekten. Sarı olanı var. Kullanışlı oluyor yani. Şey böyle dişinizi yırtmak bir süre sonra zor oluyor. Burada piritler var. Bir şey diyeyim mi? Ben Şok'a da gittim. Şok'ta 50 lira mıydı? 50 liradan daha mı ucuzdu? Hatırlayamadım. Orada farklı bir markanın vardı. Patifix çok güzel yani. Böyle bir duvara bir şey yapıştıracaksınız. Hani anneniz kızıyorsa, bunu Şok videosunda da söyledim. Bir yere duvara bir şey yapıştırmayı. Patifix süper bir şey. Yani ben de almayı düşünüyorum Patifix. Hatta şöyle bir alayım, elinde bulunsun. Mesela bu da 140 lira ama renkli olmasının bir şeyi var mı? Anlayamadım. Sonuçta arkasında kalacak ya. Şunu sepete ekleyeyim ben. Hani bir de böyle varmış 100 TL'ye. 90 adet bu. Bu kaç adet? 65 adetmiş bu. Neyse, 65 tane yeter zaten. Hop, sepetimize ekledik Patifix'i. Pritler var burada da. 65 lira Faberkas seninki. Ben Prit kullanmıyorum artık. Genelde ortaokulda falan kullanıyordum. Liseye geç. Sen mesela değil mi? Aynen. Prit çok kullanıyor. Böyle okulda etkinlik falan yapıyoruz, resim dersinde. Hı-hı. Lazım oluyor falan. Bu şekilde setler var Rio'nun. Aa, pastaya bakar mısınız? Çok güzel. 27 lira ama ben uçlu kalem taraftarıyım ya. Uçluyu çok seviyorum. Fırsat sırayanı var. Yine bunlar Rio markasının küçük şeyler, kalemler. Böyle bir sürü var. 130 liraya düşmüş. Bence bayağı iyi ama kalitesini bilmiyorum. Her sene değişen yazım imla kılavuzları. Fiyatlarına 55 lira mı? Türkçe sözlük 55 liraymış. Böyle burada bir dünya var. Büyük ihtimalle o da 50-70 öyle bir şeydir yani. Sonra Faber-Castell reyonu var, yine kurşun kalem kullananlar için. Çok tatlı, böyle minik minik kalem atacakları var. Sonra Pirit'in silgileri var 40 TL. Yanlış hatırlamıyorsam Şok'ta daha uygundu. Bir oraya da bakmanızı, o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Aa, bir şey diyeyim mi? Bu güzelmiş bak. Faber-Castell'in 25 lira üçlü beyaz silgisi. Ama ben mavi olanı daha çok kullanırım. Mavi de 35 liraymış. 10 lira fark var zaten aralarında. Yine bayağı fark ediyor. Neyse, ben mavi büyük çıkarsa bir bakarım ona. Bunlar 65 lira 120 liruç. Bu 120 liruç gerçekten bitmiyor ya. Ama fiyat da bayağı güzel. 135 lira Rothschild. Ben Rothschild'i kullandım. Bu modelini hele çok kullandım yani. Güzel model ama bir süre sonra şurasında soyulma yapabiliyor. Bir bilginiz olsun. 135 lira Faber-Castell'in. Bu Şok'ta da 130 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu 55 lira. Bu Şok'ta 30 lira mıydı? Daha uygundu bakın. Net daha uygundu. Sonra hatta bir şey diyeyim mi, bu Şok'ta 180 değildi, daha uygundu. 130 muydu, öyle bir şeydi ama. Ya siz bir video izlersiniz, şimdi yanlış konuşmak istemiyorum. Bu arada eğer beni ilk defa izliyorsanız ve abone değilseniz mutlaka abone olun, tamam mı? 100 bin olmak istiyorum, çok az kaldı. Yeni takipçilerimi de kanalıma bekliyorum. Devam edelim. Bu şekilde, bunlar renkli boya kalemi. Kırılmaya dirençliymiş Adele'inki. Mesela Faber-Castell'in bu 2B 80 TL. Bu genelde resim yapan herkes alıyor. Emir bir şey gösteriyor. Tabii. Bunlar kızlar için değil mi? Küçük aynen takipçilerimiz için. Ortaokula giden, ilkokula giden. Bir de erkekleri de varmış. Değil mi? Kral Şakir'li erkekleri var. Böyle gösterelim. 46 TL bunlar da arkadaşlar. Aa bakın, Barbie. Artık Barbie görmeye sıkılmışken açıkçası Barbie'yi koyalım şu tarafa. Mesela burada hangi marka bu? Parrot'un bir fineliner kalemleri var. Bunun fiyatlarını yazmamışlar. Maalesef ki göremedim. Bakın bu ışıklı mı? Aa evet. Ay, ne değişik kalemler çıkarmışlar. Bu şekilde bunların farklı modelleri var. Bunlar kapakmış herhalde. Kapak mı bu? Ben şimdi çok... evet. Çözmem lazımdı. Çözdüm. Bu tükenmez kalemmiş arkadaşlar. Kapatalım. Sonra bu şekilde zımba seti falan var. Şunun fiyatını öğrensem aslında süper olurmuş. Bakın bu süper. Faber'in şeyleri, uçları güzel. Bir de Rothschild'in seviyorum.
Bunları kullandım, aldım bu arada. Uygun fiyatlıydı birkaç sene öncesinde. Şu anda yine uygundur büyük ihtimalle de. Şey değil ya arkadaşlar, eli acıtıyor. Şurası benim elim acıtmıştı parmağıma. O yüzden tavsiye etmiyorum size. Ben de böyle ara sıra hani kendim hani kalemleri kullanıp deneyimlediğim için size de önerilerde bulunuyorum. İşinize yarıyordur umarım. Böyle gösterelim. Bakın burada fotokopi kağıdı var. Fiyatı 86 TL. Yine almak isteyenler için. Bunların da fiyatları bir anda fırladı. Sonra burada kurşun yok, boya kalemleri var. 12 adet. 12 adeti 85 lira Pritink'i. Sonra Bic olan var. Bic'in uçları bu arada aşırı yumuşak. Bu bende var aynı. Zaten bunun 12'li değil 24'lüsü var. Güzel yani, memnunum. 90 TL. Pritink klasik kalemleri var. Böyle hepsini gösterelim. Aa, bunu kullandım. Bu başlık atmak için şey yapanlar var. Kaligrafi. Ben de ara sıra yapıyorum. Süper bir kalem. Bunu Emir kullanmıştı. Emir bunu sen kullandın, hatırlıyor musun? Aynen aynen. Hatırladın mı? Ha. Sen kullanmıştın, sonra ben almıştım. Çok güzel yazıyor. 200 liraymış 10 tanesi. Böyle tam kaligrafi yapmak için. Bu şekilde burada da resim dosyaları, değil mi bunlar? Penguen mi? Penguen mi? Emin çok hoşuna gitti. 100 liraymış arkadaşlar. Böyle siyah falan da var. Kupalar var burada. Ders çalışırken olmazsa olmaz. İndirime girmiş 20 liraya. Yine sular var. Yani şey, suluklar var. Bu plastikmiş ama camlar daha sağlıklı. 340 TL gibi bir fiyatı var. Bunlar da 250 lira, 200 lira. Böyle hızlıca göstereyim. Bunların cam olanları da var ama. Bilmiyorum, bana çok renkli geliyor onlar. Defterlere geldik. Hazır mısınız? Bir sürü. Hepsi bizi bekliyor. Şimdi 25 liraya pasteller direkt beni çekiyor üstü. Of, süper ya. Rengine bakar mısın? Hatta ben favori rengimi alayım. En sevdiğim renk bu. Mavi. Ben maviyi çok seviyorum. Moru da çok beğendim bu arada. Hepsi çizgili sanırım bunların. Bakın burada bırakanlar olmuş buraya. Bunları da yerine koyulmakta. Ama hepsi çizgili maalesef ki. Bunları bırakıyorum. Ama çizgili almak isteyen varsa bakabilir. Kareli mi? Aynen. Ciddi misin? Bakayım. Emir'e tek tek kareli gelmesi. Acaba morunu mu alsam? Mor daha mı tatlı? Mor olanı alıyorum. Benim çok çok hoşuma gitti. 40 yaprakmış. Ekledim evet, sepete. Evet, Emir'in sepeti. Emir'in sepeti. Emir taşıyor sepetçiymiş. Burada 30 liraya not defterleri var. Bu arada farklı bir şey görürsem hani bırakırım, farklı bir şey alırım. Size şey yaparım, söylerim. Kahvecilere gelsin bunlar. Aa, bakın ne hoşmuş. Değil mi? Şeyci. Neydi bunun adı ya? Ev, bunun adını hatırlayabiliyor musun? Ne? Kokulu deftermiş bu. Koklayayım. Ya neydi? Lale miydi? Bir şeydi işte. Yok artık, ne lalesi. Bunun adını yorumlara yazarsınız. Cidden hatırlayamadım şu an. Ne bu? Lavanta, bak yazıyamış burada. Olsun, siz yorumları yazın. Kokulu mu? Kokuyu şey alamadım. Sen kokla bakayım, alacağım mı? Kokuyor mu? Azıcık. Ben bakayım. Valla açık söyleyeyim, hiç alamadım ama şimdi paciretini şey yapmayayım. Bak burada da var. Mesela açmış biri bunu, koklayayım. Aa, yemin ederim çok süper kokuyor, kokla. Oha. Emin abartma seviyesi. Uzanabilir. Uzanabilir bir kalemlik. Bunu size önceki videoda da göstermiştim. 2 sene öncekinde. Aynen. Süper kokuyor bir şey değil mi? Süper süper süper. 30 lira. Tabii zamanla bunun kokusu belki geçer. Düşünsenize. Çantanızı açıyorsunuz, lavanta kokuyor. Müthiş bir şey. Burada resim defterleri var. Böyle almak isteyenler için göstereyim. Bakın bunlar şey kapak. Nerede? Ne derler? Buna plastik kapak böyle. 22 lira, fiyatı çok iyi. Kırılmaz yani hemen. Pastel tonları da var. Benim favorim. Alsam mesela bunu alırım ama benim ihtiyacım yok resim için. Burada minik not defterleri var. Yine benim şu mor defteri aldığım markadan, Gate markası, 15 lira. Açıkçası bu küçük not defterleri için ben bir 101.000 videosunda bir çekmek, oradaki fiyatlarla karşılaştırmak istiyorum. Burada bir sürü minik defter var. Mesela bunlar arkadaşlar 13 TL'ymiş minik defter almak için. Almak isteyenler için. Mesela bak bu Gate markası. Mesela bu marka hoşuma gitti. Ürünleri çok böyle pastel tonlarına tam bana hitap eden ürünler. Şirin yani mesela. Şöyle ananaslı olanlar var. Aa, bu şey var. Pandalı. Bu pandalı benim evimde var ve sıfır şu anda. Böyle bir sürü var. Mesela bunlar da kaç yaprakmış? Bunlar 60 yaprak. 9 lira. Daha uygun. Bunlar kaç yaprak? Bunların yaprağı 80 yaprak. Arada böyle fiyat farkları oluyor. Emir de bir şey gösteriyor. Dur Emir, şunu koyayım ve o ne? Bilim çocuk gibi. Ne kadar güzel. Değil mi? Bilim çocuk gibi bir defter yapmışlar. Buna hangi dersi yazar ki insan? Biyoloji. Değil mi? Ama senin biyolojin yok. Ne bilmiyorsun. Niye o zaman aa evet diyorsun? Ne biyoloji biliyor musun? Biliyormuş gibi yaptım. Ne anlatıyor biyolojide? Hiç biliyor musun? Sence ne olabilir biyoloji? Sosyaldi. Hayır, sosyaldi. Hangi ders size en yakın sence? Ortaokula gidiyor. Biyolojiyle hangi ders benzer olabilir? Resim falandır. Hayır. Fen dersin, fen dersin. Fen mi o? Yani fen dersine benziyor. Fen derslerinden bir tanesi. Ha. Böyle hücreleri falan görüyorsun. Emir hücreyi sever öyle severim. Seni. Seversin. Yani görüyorsun, çok çikolata falan inceliyorsun ki. Değil mi? İnceliyorsunuz ama orada
ders kısmını öğreneceksiniz. Her neyse. 25 TL'ye daha açılmamış. Ay ben bu markaya bayıldım, biliyor musunuz? Bu arada açıyorum ki zaten bunlar satın alınacak ürünler. Ben de alabilirim. Açıyorum o yüzden. Çok iyiymiş. Ay bayıldım ben buna. Pastel. Pastel renkleri bak. Şöyle çizgili. Bunu bir sepete ekleyelim mi? Sepeti sana emanet ettim. Niye yere bırakıyorsun? Burada yine benim farma arkamın falan diyormuşum. Bir anda sponsorluk almış gibi. Defterleri var. Ben bu arada sevdiğim ürünü söylerim yani kardeşim. Güzel yapmışlarsa paylaşırım. Neden olmasın? Tekrar önünü bir çevir. Bakın bu elindeki bir numara, Emin'in elindeki iki numara. Siz hangisi daha güzel, yorumlara bir yazın. Ama benim için bu daha iyi ya sanki. Şunu bir alalım da. Hatta bunu da bekleyelim. Bakarız. Ah. Belki ikisini de şey yaparız, alırız. 23 lira. Ne kadar bu? Spiral'e mi? Bunlar daha iyi oluyor bu arada ya. Ben hep geçen sene spiral'i kullandım. Yani o markadan bir tanesini alırım en azından denemek için, olmadı. Çünkü spiral'i arkadaşlar daha iyi oluyor. Yani kendim kullanış açısından. Bunlar 23 liraymış. Bence fiyatlar iyi ya. Hani tabii ki geçen seneyle karşılaştırılmaz ama yine de iyi. Evet, akıl çantalarına geldik. Akıl çantası almak isteyenler burayı izlesin. Ne? 950. Hem şekilde bir şey değil mi? Bayağı kaliteli duruyor yani. Bir zahmet olsun falan diyormuşum. Aa, okul çantaları ne kadar fiyat artmış. Hepsi böyle. Ben yani şey takip etmediğim için bilemiyordum. 930 lira bu şekilde. Kauko'nun. Ay, 2 sene önceki şok şey 2 sene önceki Carrefour'sa videosunu izlemeyin. Fiyatlardan psikolojiniz bozulabilir. 900 lira bu şekilde. Çantaları göstereyim size. Bunlar ortaokul grubu için. 1200 lira. Evet, 1200 lira bir çanta, yani bilmiyorum, neyse geçelim. Dur. Siyah çantalar var, Lumberjack 800 lira. Hoş yani. Bunlar biraz daha erkek takipçilerime hitap eden çantalar. Onun için de gösterelim. Bu da böyle mesela 600 liraymış ama bu biraz daha böyle şey kamp çantası gibi. Yani Kauko'nun bu çantanın, bu çanta bende var. Bende var. Şey çanta hazırlama videosu çekmiştim geçen sene. Bu sene yine çekerim, yorumlara yazın isteyenler için. Okul çantası hazırlama videosu gelir kanalıma. Eğer istiyorsanız yazın yorumlara. 930 lira olmuş çanta. Ben çantamı satmaya karar verdim falan diyormuşum. Ay gerçekten ya. Çok şey, neyse. Gezelim. Bakın benim model bunun şeyi de lila rengiydi. İzleyenler bilir o videoyu. Old takipçilerim. Böyle gösterelim. Mesela bu da 930 liraymış. Kauko markasının. Kauko markası zaten bilindik. Böyle Kinetix'in de var. Kinetix'inki de 260 TL. Şimdi kalemliklere geldik. Kinetix'in bu şekilde modelleri var. 50 TL. İki gözlü arkadaşlar. Lacivert ve mor var sadece. Burada da o hani 1200 lira olan çantanın kalemliği var. 260 liraymış kalemli. Sonra 100 TL'ye ne bunlar? Beard Ear'ın bu şekilde kalemlikleri var. Bunlar kız için. Kız için, evet. Bunlar simli böyle. Aa bak bu hoşmuş, bak bu güzel, bu alınır yani, benim yaş grubuma hitap ediyor. Bakın gri böyle, ama ben de o kadar çok kalemlik, kırtasiye, beni tanımayanlar için söylüyorum. Hani Stabilo serilerim falan çok var ki yani israf yapmak istemiyorum, ihtiyacım olanı alıyorum. Bakın bunlar 33 lira, bunlar bu arada indirime girmiş Carrefour'sa kartı özel. Güzel yani, bunları zaten detaylı inceledik, pastel tonları. Emir pandalı var, bu uzuyor mu? Sizin için uzattım arkadaşlar, 130 liraymış, bakın böyle uzun. Böyle bir yandan da kısalıyor. Çok hoş bence. Ama kısalınca kalemler ne olacak? Uzun kullanacağım. Hem masaya koyarken mesela kısaltacaksın. Böyle kalemlik gibi duracak. Tatlı bir model tasarım olmuş. 130 lira fiyatta. Sonra bu şekilde perişler var. Bunlar 110 lira. Dayanlar. Yine böyle ilkokul grubu için biraz. Sonra kalem desenli kalemlikler var. My pencil case. Böyle gösterelim. Siyah var. Aa, deri var. Silikon timsah. Ah bu ne? Hayatımda gördüğüm en tatlı kalem kutu. Şuna bak. Ana. Çok tatlı, 130 liraymış. Abi ben 11'e geçtim bu arada. Kimse bu diyeceksen kimse diyecek ki. Kız herhalde ilkokul. Ama tatlı değil mi ya? Şu tipe bakar mısınız? Tabii ki de almayacağım şimdi ama bir de alıyormuşum. Bu şekilde deri olanlar var. Böyle bunları da göstereyim. Yani gerçekten Carrefour'da o kadar çok ürün geliyor ki. LOL. Ay küçükken arkadaşlar bu LOL'lerin yuvarlak şeyleri oluyor ya, oyuncak şeyi. Onun kutu açılışlarını bir izliyordum var ya. Sabah akşam LOL izliyordum ya, LOL açılış videolarını. Beslenme çantaları var. Çok tatlı değil mi? Ha, o pahalı marka, ben taktım buna ya. Pahalı derken yani diğerlerine göre fiyatı fazla olduğu için öyle söylüyorum. Beslenmesi var, bir de bu da 380 TL. Sonra burada minikler için sulular var. Bakın. He, bu da plastikmiş. Ay Barbie. Yeter. Hi Barbie. Hi Ken. Hi Barbie. Hi Ken. Kapatıyorum. Geçiyorum. Yani ben aslında hani Barbie severim. Sevmem değil tabii ki ama o kadar çok sosyal medyada görünce
şey fazla olunca yani su içiyor açıkçası. Bu şekilde 330 TL'ymiş fiyatı. Bayağı kaliteli bir şey herhalde. Bir suluk var. Bunlar yine lise grubuna hitap ediyor. Böyle. Sulu var. Bakın göstereyim, 70-71 lira. Ay bu da çantanda patlarsa bir facia olur. Su mu var cidden mi? Hiç görmedin mi bunu? Bunlar çok var. Çok var bunlar ya. Sulu bunlar. Saçma. Niye saçma? Bence çok hoş. Bak simler var. Patlar. Erkeklere göre değil. Yani erkeklere göre değil tabii ki. Video çok uzun olmasın. Böyle seveceğiniz derecede bir uzunlukta olsun. Çok uzatmayayım. 45 lira bu şekilde üçlü bir set. İşte ataşlar falan var. 20 lira bu şekilde renkli ataşlar var. Ataşlar çok hoş ya. Ben seviyorum ataşları. Nedense. Bizim makas. Bizim makas. Evet, yılların makası 80 lira. Küçük ataşlar var. Bunlar 12 lira. Açık değil de üstünde bir şey varmış. Şu parasın fiyatı ne ki? Bunu göremedim ben ya. Bunlar çok iyi oluyor, bir şey değil mi? Sunum yapacağınız zaman böyle yaprak yaprak koyuyorsunuz. Emir, bunun fiyatını sen görüyor musun ya? Bir tane alalım bundan. Çünkü gerçekten yani bayağı iyi oluyor. Kırmızı alalım ya. Kırmızı aldık. Tamam, sen de kendi mavi al. Bunu da aldık. Böyle sepetimde neler var göstereyim size. Bu şekilde sunum dosyaları var. Bu da mavi olan. Emir kendini aldı. Bu şekilde defter aldım. Böyle iki tane aldım ama büyük ihtimal bir tanesini alırım çünkü terli daha çok kullanıyorum. Bir de böyle çok çok tatlış bir not defteri var. Hani çantam var burada. Neyse, üstüne koyalım şunu. Bu şekilde bir minik alışveriş yaptım. Dedim ki benim çok kalemim var, kırtasiye ürünlerim var. O yüzden çok fazla ürün almıyorum. Bu arada size sürprizlerim olacak yani. Videolarımı takip edin. Size sürprizlerim olacak. Bu arada arkadaşlar bu şekilde üç tane böyle not defteri buldum. Bunlardan da birkaç tane alacağım, bir tanesini falan. Böyle size de göstermek istedim. Bir anda karar verdim. Bu not defterleri çok hoş. Alacağım bundan hemen. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada serinin devamı için dediğim gibi size sürprizlerim olacak. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer bu video böyle bir 3000, 4000 like gelirse devamı kesin gelecek. O yüzden videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar izleyenler yorumlara hangi emojiyi bıraksın? Yorumlara kırmızı kalp bırakabilir mi? Ekrana koyduğum kırmızı kalpi videoyu buraya kadar izleyenler bırakabilir mi? Çok hoş olur böyle yorumlarda kırmızı kalpler. Hepsini beğeneceğim. Instagram hesabım burada. Orada her gün aktifim ve videolarımın önceden haberini veriyorum sizlere. Beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.